Cümleten selamun aleyküm. Sabahın erken saatlerinde çıktık yola. Vallahi gezilecek o kadar çok yeri var ki ben artık ne kadarını gezebilirsem sıcaktan dolayı. Neredeyiz? Başlıktan anlaşılacağı gibi Mardin'deyiz. Medeniyetin doğduğu şehir ve ilk gözüme çarpan acayiplik, değil mi? Tarihi bir binanın üzerinde böyle alıcıların, vericilerin olması ne kadar da güzel duruyor. Maşallah diyelim. Tövbe estağfurullah ya. Ulan nerelere neler koyuyoruz, ne yapıyoruz ben de anlamıyorum artık. Bilerek mi yapıyorlar yoksa bir insan tarihine bu kadar mı ihanet edebilir? Vallahi billahi ne diyeyim ben ya. Turizm Bakanlığı'nın acilen buradaki eksikliklere göz atıp yerinde kararlar vermesi gerekiyor artık. Yoksa tarih çöp olacak. Mardin'in evet bu güzel sokakları bir başka güzel ama Mardin'in de bir öteki yüzü var. Öteki yüzünü gördüm içler acısı halinde. Peki neden içler acısı halinde durumda? Vallahi hiç Mardin'de beklemezdim böyle görüntüler. Resmen bir beton şehir olmuş ve karma karışık, irili ufaklı binalar. Artık insanın beyni dönüyor, nereye bakacağını anlamıyor. Tamam bu eski Mardin'in içinde değil belki böyle ara sokaklarda değil ama şehrin yapılanması, yani yeni Mardin'in kurulması, yani nasıl kurmuşlar ben onu da anlamadım. Bakın şu aradan görüyorsunuz dümdüz bir ova, bereket akıyor resmen topraklardan. İnşallah oraları da göreceğiz. Yanımıza bir tane şey alayım dedim. Nedir adı? Rehber alayım dedim. Aga rehberler de öyle bir fiyat ki tamam. Turistlere olsun. Okey. Onların atıyorum 1 doları burada 10 TL. Yine atıyorum. Onlar olsun da biz gariban Türk turistlere de fiyatlar o şekilde olmasın. Bu nedir baba ya? Tamam para kazanmanız gerek anlıyorum da. Yani fırsatçılığa giriyor artık bu işler. Neyse dünyanın her yerinde böyledir. Turizm sektörü tabii ki para kazanması gerekiyor. Ülke ekonomisine katkıda bulunması gerekiyor. Ama Türklere de bir ayrıcalık olması gerekiyor. Tarihin arasında yürüyoruz. Gölgeden gitmeye çalışıyorum. Çünkü öyle bir sıcak var ki akıl almaz durumda. Yani böyle beyniniz resmen fokurdar. Şimdi demin bir markete girdim. Marketçi abimize sordum. Abi dedim neden bu sokaklar böyle bomboş? Abi dedi burada ilkbahar ve sonbahar aylarında turist olur genellikle. Ya dedim neden hayırdır? Niye öyle bir durum var? Dedi ki abi dedi sıcaktan insan dolaşamıyor. Onun için dedi bu mevsimden sonra turizm biraz azalır. Bizim yerli turistler gelir dedi. Evet. Biz onun için turizm sezonunu kaçırdık gibi görüyoruz. Onun için etrafın böyle boş olduğuna aldanmayın. Turizm ayı dışındayız. Kuru sıcaklık var. 43 derece bir sıcaklık var. Terletmiyor ama yakıyor. Herhalde İstanbul'a geldiğim zaman vallahi soracaklar. Nereden geliyorsun? Antalya'ya mı gittin? Maldivlere mi gittin? Kıbrıs'a mı gittin? Ne yaptın diye. Halbuki bilmiyorlar ki biz burada turizm elçiliği yapıyoruz. Ne Maldivleri, ne Antalya'sı. Mardin bura. Şimdi buralar hakkında pek bir bilgimiz yok. Böyle tarihi yapıları geziyoruz. Aslında Google'dan araştırmak lazımdı ya. Buralarda neler olmuş, neler bitmiş. Mardin Sanat Merkezi'ymiş burası da. Kimler gelmiş, kimler geçmiş. Evet. Şu anda sis olduğundan dolayı amma toprak var burada ya, dümdüz ya, vay maşallah. Her yerde ikili böyle, şöyle bakın, rengarenk, alacalı şeyler gibi. Böyle eskiden fistan mı derlerdi, ne derlerdi? Öyle bir parçalı parçalı kumaşları böyle bir araya getirip hani böyle yatak örtüleri falan yaparlardı ya. Aynı onun gibi, sanki böyle yatak örtüsü serilmiş. Dümdüz bir ova ve alabildiğine uzun bir ova. O taraf Suriye tarafı mıdır, ne taraftır bilmiyorum ama. Ulan ne sıcak be. Bakın burada bir tane kilise herhalde. Şurası şöyle göstereyim sizlere. Orada bir tane kilise var herhalde. Şu tam tepede. Bu ne lan? Dayı ne yapıyorsun?
Dayı ara sokaklarda traktörle geziyor valla. Haydi. Aleyküm selam. Valla römorku takmış dayı. Geziyor. Ne güzel kuş çıvıltıları altında. Değil mi? Güzel ülkem. Bir başka güzel bizim memleketimiz kardeşim. Bir başka güzel. Acaba Turizm Bakanlığı'na ait buralarda şeyler var mı? Burada bir camimiz var. Herhalde o ünlü cami olması gerek. Neyse şu ileriden dönelim. O camiye mutlaka bir uğrayalım. Turizm Bakanlığı'nın aslında burada... Daha doğrusu tabii ki ya Turizm Bakanlığı'nın burada gönüllü turizm elçileri olup böyle ne bileyim çalışması gerekiyor yani turistlere, insanlara böyle gezdirmesi gerekiyor. Ücretsiz bir şekilde veya çok az bir ücret karşılığında. Ne olacak ki? Buraları şimdi ben böyle dolaşıyorum boş boş. Sadece böyle bakıyoruz. Ne biliyoruz ki? Mesela burası neresi? Kimin konağı? Bir film mi çevrildi burada? Ne yapıldı? Hiç bilgimiz yok. Bir yönlendirici tabela da yok. Yani burası şudur, şurası budur. Niye böyle olmuş buralar? Bak adam tarihi eser konağın içini delmiş oraya aga. Çıkarmış soba borusunu. Aga yapılacak iş mi bu? Ben bir tersimden kalktım. Yoksa bunlar mı ters? Bak buraya duvara yazmış. Değişik. Değişik olan aslında kendisi. Ulan sen o duvarın üzerinde öyle yazı yazılır mı ya? Tüve tüve. Vallahi yok bak. Ben tersimden kalktım beyler. Aslında karnımı da doyurdum ben ama neden böyle haksiyim anlayamadım. Stresliyim. Streş var streş. Bakın bu iki abla da geziyor. Onlar nereye gezdiğini biliyor acaba? Biliyor mu acaba? Hiç zannetmiyorum. Onlar da bilmiyor nereden geldiklerini. Kaybolacağız bu ara sokaklarda. Bu arada şu... Şimdi buradan gözükmüyor şu anda. Tepede tam bir kalemiz var. O kalede çekim yapmak yasakmış. Kaleye çıkmak yasakmış. Neden? NATO'nun radar üssü varmış orada. Ondan dolayı izinli bir şekilde çekim yapılıyormuş. İzinsiz bir şekilde çıkmak yasak. Şu zamanda da kapalıymış. Aga NATO'ya buradan sesleniyorum. Tam böyle turizmin göbeğinde, tamam mı? İnsanların çıkıp bütün böyle Mardin'e bakacağı yerde NATO efendi senin ne işin var orada? Başka radar kurulacak yer mi yok? Yok aga yok. Ben bugün dersimden kalktım anlaşılan. Nerede olumsuz şey var onu görüyoruz. Selamünaleyküm. Selam. Baba kolay gelsin. Eyvallah sağ ol. Yeni taş mı örüyorsunuz? Yeni süper. Taş. Abi burası nereye gidiyor böyle? Nereye gideceksin? Vallahi bilmiyorum. Çıktık bir yola gidiyoruz bir alamete. Nereye gider burası böyle? Çarşıya kadar gidiyor. Çarşıya kadar gider. Evet. Burada camiler var. İki tane cami evet. Vardı. Onlar ne camisi? Onlar bir camidir abi. İsimleri yok mu? Hangi cami? Bu. Çek çalıp. Buradan böyle dolaşıp oraya gidebilirim değil mi? Evet, buradan evet. Geçmeyeyim. Siz iş çalışıyorsunuz. Hadi Allah kolaylık versin. Evet dayılar çalışıyor. O çalıştıkları yoldan hiç geçmeyelim. Şimdi bu duvara ne yapmışlar böyle? Bunlar ne böyle? Geç işte. İş olsun torbada olsun. Bu evlerde acaba kimler yaşıyor ya? Otel, pansiyon vesaire bir şey mi ki buralar? Bak burada mesela M. Selim Gökçen sanat ve hediyelik eşya evi diyor. Selamünaleyküm. Evet Kültür Turizm Bakanlığı'na kaybolmaya yüz tutmuş sanatçı. Abi yazdıkları tabelaya bak. Hay Allah'ım ya. Ya buralarda kesin filmler falan çevrilmiştir ha. Ne güzel konaklar var burada ya. Kesin bir şeylerin filmi çevrilmiştir burada. Ulan paraya kıyıp acaba bir tane şey mi tutsak ya? Nedir adı? Rehber mi tutsak? Bilmiyorum ki. Selamünaleyküm dayı kolay gelsin. Selam. Hacı abi şu burada iki tane cami vardı. Ne adları ne onların?
Şeyh Çavuk. Şeyh Çavuş. Şeyh Çavuk. Şeyh Çavuk. 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 Öteki? Öteki... Başka bu Ulu Cami var. Ha, Ulu Cami'ye nasıl giderim ha? Ulu Cami. Buradan gideyim. Hadi oradan gitmeyeyim. Buradan gideyim. Oralar çok sıcak. Ama buradan böyle gideyim. Sola döneyim. Ha. Sonra? Sonra bu ara sokak var. Bilekmen böyle gidiyorsun. Tamam. Çarşı. Tamam görürüm ben orada inşallah. Çarşı. Hadi Allah kolaylık versin. Bunun gibi sokak sana önüne düşüyor. He. Düşünce. Tamam. Şöyle ufak bir pano önüne düşüyor basamak merdivenler var. Tamam. Dilekmen çıkıyor. Dilekmen çıkıyor. Tamam kolay gelsin. Sağ ol Allah razı olsun. Gel burada daha yakındı. Buradan git. Belki sen çıkaramazsın buradan. Oradan nasıl gideceğim? Buradan da Kurtul'dan inersin Cumhuriyet Meydanı'na gider. Cumhuriyet Meydanı. Tekrar oraya gidiyor. Tamam dayıcım. Sağ ol. Daha yakın. Söyle. Yol bu. Mardin Müzesi. Mardin Müzesi işte Kurtul burasıydı. Neresidir? Bak al bu atlar yeri var. Dayı gibi. Telefonun çalıyor. Biliyorum. He. Ha şurası. Atlar çalan. Paralı mı giriş dayı oraya? He? Paralı mı giriş? Yok yok. Ha ücretsiz iyi tamam ücretsiz de girelim. Aa burada atlar var. Evet. Atları bulduk. Seramik atölyesi falan da var burada. Yalnız. Burada bu atlar Montekne Mekmatar. Vallahi pek bir yakışıklı bir atmış bu ya. Bu at biraz uyuz da. Ötekisi yakışıklı. Ahşap atölyesi. Evet. Şimdi. Bu cadde güzelmiş. Evet. Işıklarla mışıklarla. Bakacak mısın? Gözükmüyor mu? Görünmüyor muyum? Gözükmüyor. Evet. Şöyle bu cadde ne güzel bu sokak. Bakın böyle süslemişler ne güzel ya. Yerleri neydi öyle? Müze nerede? Müze yok. Mardin Büyükşehir Kültür Daire Başkanlığı. Ya pek de bir sanat severim değil mi? Yani müzeleri arıyorum şu anda. Müze. Yok. Kaybettik. Neyse şöyle çarşıya inelim biz. Aa bak burası güzelmiş. Vallahi burada konak monak yine her şey var. Şöyle bir göstereyim size. Konak falan var. Tamam. Başka ne var? Şöyle çarşı burası herhalde. Evet burada bu konak ne konağıdır acaba böyle ya? Bir görelim hemen. Mardin neymiş? Müzesi. Ücretsiz olan yer burası herhalde. Şöyle ben bir ücretsiz yere doğru bir dalış yapayım. Acaba içinde neler var? Bir görelim değil mi? Burası böyle meydana herhalde. Evet orada bakın hemen fotoğraf çekilecek yine. Mardin yazısı mevcut. Mardin Müzesi. Aga müzeye gitmeyeceğim ben ya. Taşlara bakıp ben ne yapacağım? Benim böyle manzara görmem gerek. Şimdi taş maş bakamam hiç. Bura ne yapmışlar böyle? Evet bakın herkes Mardin yazısının yanına gidiyor. Tabii benim fotoğraf çekecek kişi olmadığı için yanımda. Ben fotoğraf çekemiyorum. Gerçi bir selfie yapmak lazım ama bir selfie yaparım ya. O kadar da değil değil mi? Bir selfie yaparız şöyle Mardin'de. Şöyle hemen şurada bir selfie yapalım. Şöyle fotoğraf diyelim değil mi? Şöyle hemen şurada. Mardin'de bir tane selfie'miz oldu. Şimdi burada ne var? Haydi bizim Küeylan koştura koştura gidiyor. Hayvanlara da yazık ya. Vallahi billahi Adalar Belediyesi'ne diye Adalar Belediyesi'nden atları kaldırttırdık. Eziyet çekiyorlar diye sonra atların başına ne geldiği belli değil. Burada sıcağın ortasında şöyle bak betonun üzerinde
Aga bunların yaşam alanı burası değil ki ya. Bunlara ne diye böyle eziyet ediyorlar? Hayret bir şey ya. 3 kuruş para kazanacağım diye hayvanlara eziyet ediyorlar. Aa, bakın buradan manzara güzel beyler. Şöyle bir çekeyim. Hop. İşte orada NATO şeyi varmış. Nedir adı? NATO'nun radarı varmış. Biz buradan gitmeyelim. Burası yok. Buradan gidelim. Abi nereden gideceğimizi de bilmiyoruz ki biz. Nereye geldik? Ne yapıyoruz sabah sabah? Haydi dayı. Araç trafiği zaten. Nasıl bir iştir ya? Vallahi billahi burada trafikten geçilmiyor beyler. Arabalar bir yandan, şeyler bir yandan, her şey bir yandan. Vallahi bugün ben tersinden kalkmışım. Evet aga. Bunlar ne itidir? Kuzey demiş. Abi size bir şey diyeyim mi? Etlerin rengi solmuş artık. Sıcaktan. Şurada bir dönüşü bir çay içelim. Abi bu yerlerde bu araçların ne işi var babacığım ya? Gözünü seveyim ya. Yapmayın etmeyin ya. Konuştuk durmayın beni. Zaten tersinden kalktım ya. Selamünaleyküm. Hacı amca selam. Bu manzarayı ben nereden görürüm? Manzarayı yukarıdan görürsün. Yukarıdan. Burası nereye gidiyor böyle? Cumhuriyet Çarşısı. Çarşısı. Eski çarşı değil mi burası amca? Eski çarşı. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Eski çarşı burası, evet. Bulduk sonunda eski çarşıyı. Şükür Allah'a yani bulabildik sonunda. Burada abi burada amma araba var ya. Ulan İstanbul'u geçti be kardeşim ya. Tarihi sokaklarda bunların ne işi var ya? El arabasıyla taşısanız da kardeşim. Böyle milletin ortasından anasını ağladın ya. Bu ne ya? Ne insanlar yürüyemiyor lan burada turist nasıl yürüyecek, nasıl alışveriş yapacak? Vırt 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 vırt. Yok aga ben bu çekimi atmam herhalde büyük bir ihtimalle. Nalet bir adamın teki oldum bugün. Demek ki ben uykuyu alınca böyle oluyor. Benim uyumamam lazım. Uyumadığım zaman lokum gibi oluyorum. Fazla dinlendiğim zaman da böyle aksileşiyorum. Keşke uykusuz gelseydim buralara. Bu arada... Şöyle bir çekim yapalım şurayı da değil mi? Meyvelere bakın taze taze. Evet. Şimdi çarşı pazar dolaşacağız herhalde. Burası da çarşısı herhalde böyle. İnsanlar şurada kuyruğa girmiş. Bir dakika. Önemli bir mevzu var orada demek ki. Kesin bedava bir şeyler var. Hemen dalışa geçelim biz de. Bunlar ne bekliyor burada? Dur bakalım sorucuyuz. Ne bekliyoruz lan burada? Aa rehber var. Ben de bunlara katılayım. Verdiğim zaman lütfen saatinize bakın çünkü güneş yani saate zamana uyana haksızlık yapamıyorum. Zamanın geç kalan mecburen koşturması gerekiyor. Lütfen zamanınızı ona göre değerlendirin. Ada keşke ben de tutsaydım bunlardan ya. Bakın böyle grup halinde de dolaşabiliyor musunuz? Acaba sonradan gruba dahil olsak şimdi parasını versek dahil olabiliyor muyuz ya? Bu abiyi anlatıyor gibi. Yok aga, anlarlarsa ayıp olur. Ne diyor abi bunlar? Özel günlerimiz için kiralık masa ve sandalye bulunur. Allah Allah. Abi burası nereye çıkıyor? Nereye çıkıyor? Ne var orada? Var mı bir şey? Binalar var. Tamam, teşekkürler. Abi her yerde tabii şeyler var. Ben şu camiye gitmem lazım beyler. Ulu camiye gitmem lazım. Görmemiz lazım orasını. Görünmeye değer bir yer. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Takılsak mı acaba bu adamın peşine? Adam da arkadan kontrol ediyor. Bakıyor.
Eklentiler var mı arkadan diye. Hay Allah'ım ya. Arkaya bir bakışı var şöyle yandan yandan adamın. Hadi. Isırır mı baba bu? Yok abi ısırır. Evet ısırır o. Ne güzel bir şey ya. Ne şey çıkart lan. Hadi bir dakika. Alışverişe çıkmış Eyüp'e yatmış yanına. Evet bir de şu sokaktan gidelim. Selamünaleyküm. Ulu Cami'ye buradan mı gidiyor abi? Şuradaki cami mi? Ulu. Tamam sağ ol. Tamam. Baka boşu boşuna geri gelmişiz ya. Ulu Cami önümüzdeki camiymiş. Gucci. Ben o şeye kafiliye aga ben oraya bir yapışayım bu kafiliye o adamla beraber dolaşalım. Yoksa dönme dolap beygiri gibi bir sağa bir sola ben dolaşacağım. Kaybolacağım buralarda. Esnaf da kapalı. E tabi kapalı sıcaktan dolayı kimse dolaşmıyor. Ama akşamları buralar cıvıl cıvıl oluyormuş. Dün akşam ben gelecektim ama gözüm yemedi buralara çıkıp dolaşmayı çünkü o kadar yorgundum ki dedim bir otelde yapayım, yatayım dedim. Sabah erkenden çıkarım dolaşırım dedim ama vallahi sabah da dolaşmak çok zor. Acayip sıcak. Bunlar turla mı geldi yoksa bu adamı turizm şirketinden tuttular ama bu kadar kişi nasıl aynı anda adama gelip tutabilir ki? Çok yaşa. Evet burada bir yer var. Neresiymiş? Tatlı Dede Konağı. Burası herhalde restoran büyük bir ihtimalle. İnekler Çarşısı. Aa buranın adı İnekler Çarşısıymış bu arada. Ne alaka? Aga adamlara kaynak yaptım. Gidiyorum hadi bakalım. Bakın burası da çok güzelmiş böyle. Alayım mı? Mardin kapı hoş olur ley 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 ley. Bari türküsünü de söylüyorum değil mi? Takıldık adamın peşine. Şimdi adam beni bir daha görecek. Çıkılamayacak buradan. Kapı tokmakları kullanılıyor. Bakın tokmaklar iki taneymiş. Birisi tin 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 diye vurulmuş. Bir tanesi daha sert vurulmuş. Bunun nedeni acil işi olanlar kızgın olanlar serti vuruyor. Diğerleri de kibar. Naif insanlar. Aga burası çıkmaz caddeye geldik biz herhalde. Şöyle. Ay. Allah'ım neydi günahım. Bu şarkıyı birdenbire söyleyesim geldi beyler. Bayanlar. Aga bir de diyorum ki kendi kendime. Ben gezgin olayım, dünyayı gezeyim. Sırt çantasını atayım arkama. He? Nasıl atacaksın lan? Daha burada yürüyemiyorsun. Dümdüz yollarda. Bir de vay efendim. Ben gidecekmişim Nepal'e. Hadi oradan be. Ne işim var lan benim Nepal'de? Değil misiniz siz? Bu arada güzel bir yere geldik. Bakın şöyle göstereyim. Hop. Ve filmlerde konu olan. Hani hep böyle çıkıyor ya. İşte orası. Ulu Cami'nin minaresi. İnşallah gözüküyordur. Şöyle. Gözüküyor mu? İnşallah gözüküyordur. İşte Ulu Cami'nin minaresi de
burada öldüm. Burası neresi? Burada şey çekilmişti, bir film ya, bundan yıllar önce. Selamünaleyküm. Aleyküm. Abi nasıl gideceğim ben oraya? Çok uzaktır. Oradan sağdan çıkış var değil mi? Var var. Ha, ne bileyim abi, buralar labirent gibi baba. Aynen. Sağa giriyorum, sola çıkıyoruz. Sormakta fayda var. Vallahi burası resmen labirent. Evet, geldik, vallahi geldik bu kez. Bulduk Ulu Cami'yi. İnşallah çay içilecek falan bir yer vardır burada. Vallahi gittik. Evet. İşte muhteşem yapısıyla Ulu Cami. Şöyle sizlere göstereyim. Avlusu burası. Burada ne diyor abi? Ziyaretçilerin dikkatine. Ayakkabılarını çıkartarak ayakkabılığa veya bir poşete konulması, bayanların başörtü ve uzun etekli olması, erkeklerin uzun pantolonlu olması, aga bende kısa pantolon var, cami içerisinde yüksek sesle konuşmaması, ibadet saatlerinde cami içinde fotoğraf çekilmemesi, ibadet bitinceye kadar arka tarafta müsait bir yerde beklenmesi, ziyaret için ayrılan bölümden daireyle geçilmemesi, gerekli hallerde cami görevlilerinden bilgi alınması rica olunur denmiş. Güzel bir uyarı. Thank you very much diyoruz kendilerine. Şimdi biz Ulu Cami'ye giriş nereden? Esas mesele o. Minaresi burada. Tamam, bakın bu. Cami kapalı herhalde ha. Bismillahirrahmanirrahim. Bir bakayım, bir itelim kapıyı. Yok aga. Kapalı. Bakın burası abdest alınan yerleri. Aga nereden geliyor cami? Heh. Bismillahirrahmanirrahim. İbadet saatindeler. Burası mı? Ya Allah. Şöyle sahipte. Çocuklar burada. Hadi baştan. Baştan. Eli. Çocuklar şey yapıyor. Kurs görüyor arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'in sakalı şerifi buradaymış. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın burada. Bakın. Peygamber Efendimiz'in sakalı şerifi arkadaşlar. Bakın çocuklar ne kadar şey, öğretmenim ben. Hepsi biliyor vallahi maşallah. Evet, maşallah. Çocuklar şey yapıyorlar. Şimdi canımıza yardımcı da bulunalım. Şimdi biz bu kasayı İstanbul'da da görmüştük. Yani neyse. Yani bu kasa işi hoş olmuyor. Oraya farklı bir kutu konulabilir. Yani kimsenin çalacağı yok herhalde. Neyse. Şu ayakkabılarımızı giyelim. Acaba biz doğru bir yere mi geldik? Selamünaleyküm abi. Ulu Cami'nin içi burası değil mi? Evet. Ha, bu tarafta yok. Yok. Bu üst katlar nedir böyle? Şeydi. Medrese mi? Medrese mi? Yani minaresi olur ya, kubbe. Hayır, şuradaki dükkan mı şunlar, böyle bunlar?
Yani şeyin üstüdür, Bayan Mescidi'nin üstüdür. He. Bayan Mescidi. Bayan Mescidi, evet evet. Üst taraflar Bayan Mescidi'ymiş. Şöyle sizler için bir daha görüntüleyelim. Çok güzel ya bura. Resmen tarih kokuyor. Evet. Ben videoya burada son vereyim. Arkadaşlar. Artık gideyim ben. Çok yoruldum. Bir şeyler içeyim. Sıcak soğuk artık çünkü hararet bastı iyice. Yani benim aslında fazla anlatacağım bir şey yok. Çünkü neden? Herhangi bir bilgim yok. Bir rehber tutmadık. Hata ettik bunu. Şu rehberlik şeyine katılabilirdik. Ben kişisel rehber için sordum herhalde. O kadar pahalıydı. Böyle grup halinde dolaştırdığı zaman herhalde daha uygun fiyata dolaştırabiliyor. Söyle. Selamünaleyküm. Abi şuraya nasıl çıkıyoruz şu terasa şuraya çıkmak için? Balık geldi. He? Balık duvara mı çıkıyor? Yukarı duvara değil. Burada böyle teras varmış oraları görmek için. Nerede? Yukarısı mı? Ha. Orada çay may var mı? Tamam. Tamam. Çay varmış arkadaşlar. Tamam sıcak soğuk. Artık bir şeyler içeceğiz. Burada tabii müzikler çalıyor. Hemen acil geçelim. Allah Allah. Telif yememek için. Ondan sonra çektiğimiz video teliften dolayı engel yiyor. Bu terasa nasıl çıkacağız? Aşağıdan. Ben kapatayım burada yukarıda açarım. Çok otantik bir yerden geçiyorum şu anda da. Aşağıda müzik var. Vallahi inşallah telif yemeyiz. Bangır bangır açmışlar müzikleri buradaki vatandaşlar. Selamünaleyküm. Hoş bulduk abi. Evet. Burası işte tabii sisler altında. Ne kadar görürüz bilemiyorum ama. Oo, kral yere gelmişiz reis. Bakın tam minarenin, ondan sonra ay öldüm. Kale. Vallahi şimdi burada çay parası kaç para olur acaba merak ediyorum. Sormadan içmem bak ha. Yemin ediyorum sormadan içmem. Yapıştırırlar yoksa. Alabildiğine ova. Bereket fışkıran topraklar. Ne ekseniz o biçer. Onu biçersiniz. Güzel ülkemin güzel toprakları. Seyrettiğiniz için hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler. Başka ne diyeceğiz? Hepiniz Allah'a emanet olun.